Merhaba güreştürkiye.net severler ve tüm Türk profesyonel güreş dünyası. Ben Buğra Gür, yanımda yorumcu konuklarımız olarak Salih Arandı, Hitlak Master ve Punk City Taner Önen var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Evet, bu haftanın SmackDown değerlendirmesiyle birlikte sizlerdeyiz. Bu hafta sonu Fastlane var. Fastlane'i hype'lama gücü olarak bu kısa bir parametreyi, Road to WrestleMania yolunda kısa parametreyi değerlendirecek olursak sevgili Salih, ne dersin? Fastlane'e hype'lanabildik mi? Heyecanlı bir şekilde bekliyor muyuz sence? Genel bir bakış yapalım. Ondan sonra segment segment konuşuruz. En büyük Road to WrestleMania anlamıyla hissedilmiyor bence. İyisizlik var. Bir işsizlik var diyorsun. Salih'in sesi biraz az geliyor. Mikrofona mı konuşuyorsun Salih? Biraz ağzını yaklaştır mikrofona konuşuyorsan eğer. Bilgisayara konuşuyorsan kendini bilgisayara yaklaştır. Bir şeyler yap. Ozan Ateş demiş. Buğra Bey, Survivor Series 2017 yarışması vardı. YouTube'da hala açıklanmadı. Birinci olacaktım. Haksızlık, bu tişörtümü verin. Ozan Bey, şeyleri açıklamadık. Henüz Survivor Series, Clash of Champions, Rumble henüz açıklanmadı. Fastlane ile birlikte açıklayacağız. Farkındayım, biliyorum. O 2-3 pay-per-view açıklanmadı. Sevgili Taner, sen nasılsın? Nasıl değerlendiriyorsun Fastlane'i? İyiyim. Yani son şova kadar hissettirmiyordu ama biraz main event böyle biraz... Sesim yankı yapıyor ama. Evet. Heh, düzeldi. Main Event biraz o hissi verdi ama yani tabii yeterli değil. SmackDown'un kadrosu da yeterli değil. Kendisi de yeterli değil. Bilmiyorum ya. Raw tokatlıyor yani. Hı hı. Bu hafta gene Main Event kurtardı ama genel olarak sıkıntı yoğun var yani. Bayağı var. Diyorsun. Zaten bu görüşlerini toplayacak bir şekilde, doğrulayacak nitelikte bir SmackDown açılışı seyrettik Taner. Charlotte Flair geldi ve yaklaşık 10 dakika boyunca Fastlane'deki rakibi Ruby Riott hakkında konuştu. Ya bir senaryo eksikliği var ki bunu da WWE görüyor olmalı ve böyle bir segment yazıyor SmackDown açılışına. Tamam, Charlotte SmackDown açılışına yakıştıramadığımız bir isim değil. Ancak rakibi Charlotte'ın karşısında senaryo anlamında da ring içinde kendini şu ana kadar seyirciye ispatlamış olma açısından da Charlotte'ın epey gerisinde görünüyor. Yanında iki tane daha arkadaşı olmasına rağmen. Sen ne Tabii diyorsun canım. Taner? Kesinlikle öyle. Ya Ruby Riott'ın söyledikleri doğruydu. Yani güzel konuştu. Güzel promo kesti. Fakat ben Bobby Roode'un niye geldiğini anlamadım. Niye geldi bu adam bölerken? Niye böldü yani bunları? Bunlar ha, mixed. Mixed. Tamam, olayı var da yani. Aynen, Mixed'da. Çok saçmaydı ya, ne bileyim. Ben hiç de açılışta hiçbir şey anlamadım ben mesela. Yani rastgele yazılmış, aceleye mi getirilmiş, ne yapılmış? Vallahi, berbattı yani. Bir senaryo eksikliğini dediğim gibi, yani Road to WrestleMania döneminde zayıf senaryolar görmek açıkçası beni üzüyor. Finn Balor nickli üyemiz de chatbox'a demiş ki Road Dog ölür müsün, teşekkürler. Ne diyorsun Salih? Son şov hariç çok berbattı dedin. Road Dogg'a. Evet, Lunatic Phenomenal. Haha, söyle. Dinliyorum. Yanlış mı dediğim? Ya tabii ki doğru. Ben katılıyorum. Ya bence son şov da berbat diye. Ben bir tek main event'i beğendim, bilmiyorum. Bütün iyisiydi bence. Hayır, main event'te zaten oraya da geleceğiz de. Hani main event'ın yapılmış olması. Şu bakıyorum, bu maç zaten Fastlane'de yok mu abi? Var. Geçen hafta kadar bu olacaktı. Allah Allah. Niye yaptınız abi? Ya John Cena %100 kazanacak demek ki bu maçı yaptıklarına göre. Abi o SmackDown'ın 2016 sonuna kadar o var olan bir aurası vardı. Farklı bir aurası vardı. Şimdi tamamen böyle Shane McMahon'ın ve Daniel Bryan'ın çocuk parkına döndürmesi gibi bir şey oldu. Yani hiçbir albenisi yok yani. Normal dümdüz şov. Neyse. Main Event'a geleceğiz. Ayrı ayrı konuşacağız. John Cena'nın Raw'dan SmackDown'a promo kesmesi falan
brand kavramını bir yoğurması vesaire. Ya çok ilginç oldu. Onlara da geleceğiz. Ayrı ayrı konuşacağız mutlaka. Charlotte Ruby Riot segmentinin ardından maça geçiyoruz. Maçta John Cena nereden çıktı? Çok özür diliyorum. Jinder Mahal, Randy Orton spiker masasında da Bobby Roode var. Bence şovu çalan maç olabilecekken, hani gerçekten ring içinde bu iki isim de kendini uzun süre sonra kanıtlaması gerekirken çok senaryo işlenen bir mücadele oldu. Taner, sen ne düşünüyorsun? Yani SmackDown'da kötü diyoruz ama Jinder Mahal'ın iyi gittiğini görmek lazım. Yani bu adam artık öyle kalas gibi birlikte durmuyor. Hı-hı. Yani bir şeyler başarmak için çabalıyor. Bence United States'in üçlü maç lazım. Yani ben Jinder Mahal'ın kemeri almasını istiyorum. İyi gidiyor yani. Midcard'ın anlamında dolduruyor yani orayı. Bir boşluk vardı orada. O boşluğu dolduruyor şu an Jinder Mahal. Ben keyif alıyorum yani. Ya Jinder Mahal'in haftalık şovlarda bu kadar üstün olmasını nasıl yorumlarsın Salih? Yani kazanamıyor ama bu aylarda. Efendim? Ben beğeniyorum yani son haftalarda Jinder Mahal'in aklı kalmasını. Evet, Mahal maçı Callas vuruyor ve kazanıyor. Orton'un maç sonunda Root'la bir bakışma sahnesi vardı. Bu aralar bakışmalar çok oluyor nedense. Söyleyecek kelimeleri az olduğundan galiba bu iki isim. Nasıl bu feud'un nasıl sonuçlanır? Fastlane'de nasıl sonuçlanacağını değerlendiriyorsun sevgili Taner? Ben Fastlane'de koruyacağını düşünüyorum ama WrestleMania'da Triple Threat maç olursa abi umarım Randy Orton kazanmaz ya. O kazanışa çok büyük sıkıntı olur. WrestleMania demişken herhalde Randy Orton'un galibiyetine Grand Slam yapacak galiba. Randy Orton'un galibiyetine bir artı yazılır galiba WrestleMania denince. Randy Orton'un egosu zaten dillere destan bu konuda. Değil mi? Tabii canım. Yani benim bildiğim 2009'da bir Triple H'e yenildi WrestleMania'da böyle. Ondan sonra hep kazanır hatırlıyorum. Yani Daniel Bryan dışında. Ya bak, Punk'ı yendi, onu yendi, bunu yendi. Triple H'e kaybetmeyi kabul edip John Cena'ya orada kaybetmeyi kabul etmeyen bir adam bak. Randy Orton'un belki lobis çok kuvvetli. İnanılmaz kuvvetli Randy Orton'un belki John Cena kadar şampiyon olamayacağını kabul ederim. Ancak hani güreşi bırakırken en az John Cena kadar sükseli bırakacağına %100 eminim. Yani kesinlikle. Daha önce de okumuştuk Salih. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Randy Orton'un özel bir sözleşme imzaladığına, işte live eventlara, host show'lara, kamera kaydı olmayan şovlara az çıktığı ya da çıkmadığı ile ilgili bir sözleşme imzalamıştı. Sen ne dersin Randy Orton'un lobisi hakkında? Benim duyduğum kadarıyla yani çok kez kovulması lazımdı. Çünkü kendilerinden sağlık ihlallerini icra ettiği için. Mariana kullandığı için. Oradan kalan bir lobisi var yani. Bir nasıl hassas bir konuda. Şirketin sağlık politikaları konusunda bu kadar hassas olduğunu bilip de defalarca marihuana yakalanıp sadece uzaklaştırma cezasıyla geçiştirilmesi de çok ilginç. Yani Lonman demiş, Triple H şirket yönetimine geldiğinde dostlarını Booker ekibine koyarsa yine böyle boktan şovlar izler miyiz yoksa şovlar iyileşir mi? Ey Gür, Road Dog gerçeğini de göz önüne almak lazım. Zaten Road Dog bu adamın şeyi değil mi? Kankası değil mi? Taner. Yılların kankası ya. Yani bilmiyorum. Yani zaten uzun süredir bu Nexus, en son 2010 yılında Nexus fikrinin Triple H'ten çıktığını okumuştuk. Yani o dönemden beri sürekli kankalarından bu tür senaryo fikirleri ya da bu tarz sufleler aldığını tahmin ediyorum. Biliyorum değil, tahmin ediyorum. Çünkü 2010'da Nexus senaryosunun Triple H'in fikri olduğunu ben bizzat bir haber bülteninde okumuştum. Yılda öyle değil mi? Efendim? Yılda Triple H'in fikri. Ya Shield bir karma bir fikir. Mesela CM Punk
Triple H orada Seth Rollins destekçisi. CM Punk işte Dean Ambrose ve dönemin yükselen revaçta yıldızı, bu kilo alan sonradan göbek yapan Chris Hero'ydu değil mi? Chris Hero'yu tavsiye ediyor. O olmuyor. Vince McMahon'ın istediği oluyor. Dean Ambrose oluyor. Chris Hero olmuyor. Onların yerine de Chris Hero'nun yerine de Roman Reigns geliyor. Öyle bir üçlü oluyor. Hani o bir karma bir fikir. Ama doğru diyorsun. Seth Rollins'in ana kadroya debut yaptırılmasında çok önemli bir anahtardır. Seth Rollins de manevi oğlu gibi bir şey diyebiliriz Triple H için. Zaten o yakınlıklarını birçok kez ring içinde de gösterdiler. Seth Rollins best for businessken arka alandan Triple H gelip bunu defalarca kucakladı, güldü yani. Bu sadece bir senaryo gülümsemesi değildi bana göre. Kuzey demiş. Orton heel olup eski haline dönse, keşke oradan buradan fırlayıp arkadan RKO çekse, Sting'leri tek tek yakalayıp dövse falan. Evet kaç Kuzey, yıl 2009. Ne dedin Salih? Kaç hafta önce tekrar yapmıyor muydu bunu? Fabrio da RKO atıyordu falan. Yani bu zaten bu senaryoyu defalarca izledik Kuzey. Oh no. Aynen. Cassius Oh No'dan bahsediyorum. Atlantic Phenomenal demiş. Randy Orton konusunda ise biraz NWA döneminden maçlar ya da Golden Era dönemine bakarsak, Orton'un tam da o döneme uygun ring içine karakter yansıtan Brawler tarzında bir ring içine sahip olduğunu görürüz. Kesinlikle katılıyorum. Vince de bildiğiniz gibi Old Wrestling'in hala hastası. Baba torpilinden çok kendisinin özelliği var bence. Evet, haklı denebilir. Taner, orada mısın? Evet. Ne düşünüyorsun? O arkadaşın yazdığı mesela Vince McMahon'ın aynen biraz böyle fantezi var. Mesela Alberto Del Rey'i de çok seviyor Vince McMahon. Onun da tarzı ona benziyor. Yani ben Randy Orton'dan umudu kestim. Yani emekli olmasını bekliyorum. Yani oturduk ayrıcık bekliyoruz yani. Hı hı. SmackDown'a daha farklı isimler lazım. Mesela Seth Rollins çok rahat taşır bu brandi. Belki AJ Styles'in Raw'a geçmesi daha iyi olur bence, artık sıkıldık yani. Ben yeni yüzler görmek istiyorum. Mesela yani pardon. Komple değişmesi lazım. Ziggler kalsın bence, çok iyi. AJ Styles'ın artık bence artık Raw'da durması lazım. Hani Cena da böyle ilk başlarda SmackDown'daydı. Sonra Raw'a geçmişti hatırlarsanız. Büyük bir sükseyle. Aynı öyle bir şey bekliyorum ben. Raw'dan başladı AJ Styles ama hani SmackDown adamı gibi duruyor hala. Ama onun bir an önce imajını yenilemesi lazım bence. İntern yapmalı mı sence? Yok, bence böyle iyi ya. Evet. Bu maçın ardından Randy Orton, Jinder Mahal, Bobby Roode'u tamamladığımıza göre maçın ardından arka alanda görüyoruz reklamlardan sonra Kevin Owens'la Sami Zayn konuşuyorlar ve Sami Zayn Owens'ın ya Triple Crown ya da Grand Slam şeyinden bahsediyor, başarısından bahsediyor ve ardından ekliyor, senin şampiyon olman için tuşa yatarım gibi bir söz söylüyor. Kevin Owens kahkaha atıyor. Çok mutlu oluyor ve sarılıyorlar. Ne diyorsunuz? Kevin Owens, Zayn segment sonuna hemen geçmek istemiyorum. Böyle bir şey yaşanır mı sizce Six Pack Challenge mücadelesinde? Salih. Bir fake daha atabilirler yani. Ha, bir fake daha atabilir. Bu adamlar neler attı ha? Değil mi? Roh'ta inanılmaz maçlar çıkaran, hatta bir 5 yıldızlı maçı var mı bu ikilinin? Yo, ben de hatırlamıyorum ya. İlginç, o da ilginç. Ama YouTube'dan bizi dinleyecek arkadaşlar baksın, El Generico ile Kevin Steele maçlarında çok güzel maçlar var yani. %100 katılıyorum. Promolar da çok iyi. Tabii, hatta bir kıyamet gününe yakın bir Kevin Steele'in promosu vardı. Şimdi öyle bir hatırladığım gibi ama hani bir araştırsınlar, baksınlar yani. Çok güzel şeyler var. Benim için dünya sonu gelecek diyordum. Aynen, asıl dünyanın sonu o zaman gelecek falan filan diye. Yani çok güzel. Ya Ring of Honor o dönemini izleyin yani. Efsanedir. Kesinlikle katılıyorum. YouTube'daki arkadaşlar için bir öneridir. Ardından arka alan segmentinden sonra Carmella Becky Lynch maçına geçiyoruz. Carmella uzun zaman sonra dere tepe düz gittikten sonra bir ay arpa boyu yol ilerleyememiş Carmella, Money in the Bank çantası için konuşuyorum, Becky Lynch'le mücadeleye çıkıyor.
nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben Carmella'ya güreşmekten uzak gördüm. Biraz saç baş olan, kavga eden bir kadın izlenimi veriyor. Belki de bu bir karakter kazandırır kendine. Ben açıkçası Carmella'yı Nikki Bella'nın 2016 yılının sonlarına doğru işte Gold Digger dediği, fahişe dediği, Nikki Bella'ya türlü türlü hakaretler etti ve Nikki Bella'nın evlilik, WrestleMania öncesi evlenme seremonisine bir kırmızı halı açtığı dönemde çok beğeniyordum Carmella'yı. Ancak ondan sonra bence Ellsworth'le birlikte olan karakteri zirve yaptı ve Ellsworth'un yanından gidişiyle hiçbir anlamı kalmadı. Yani ne tadı kaldı ne tuzu kaldı. Kim, hani şeysiz, tuzsuz et gibi oldu. Yesen tadı yok, baksan şekli yok. Ne diyorsun Taner? Valla Carmella'yı şu an hani hiç değerlendirecek bir tarafı yok. Kendisi de değerlendiriyor. Hani röportajı sorsanız deseniz ne düşünüyorsun derler. Hani mesela hiçbir şey düşünmüyorum der kendim hakkında. Çünkü Ellsworth'tan sonra bomboş bir karakter ya şu an. Hani hiçbir albenisi yok, hiçbir şey yok. Çantayı boşuna ağırlık olarak taşıyor bence yani. Bilmiyorum. Kadınlar Divizyon SmackDown hala, geçenlerde de söyledik, hala söylüyoruz, bir iyileşme yok. Bomboş gidiyor yani. Ya ilginç, işin ilginç tarafı Carmella'nın kemeri galiba Money in the Bank'e kadar ya kullanılmayacak, değişik bir senaryo işlenecek orada. Ya şey, McMahon gelsin alsın ya, yani seviyor böyle şeyleri. Ya da Carmella'nın çantası tekrar ipler şey merdivenin üzerine asılacak ya da boşa kullanılacak. Ben değişik bir şey, bir gol bekliyorum oradan. %100 bir gol bekliyorum. Çünkü hani kemere en ufak yakınlık dahi yok ve o kemeri alsa taşıyabilecek hiçbir karaktere sahip değil. Ne ring içinde ne ring dışında. Yani dominant diye bir hani liseli kız gimmiki demişti. Balta övücü one. Bu kim, Hikmet mi Fatih mi? Herhalde Hikmet. Liseli olsa gereği anaokulu gibi. Yani ilerleme yok ya. %100 katılıyorum. Hiçbir ilerleme yok. The Balta övücü one demiş. Çerçöp şu an Carmella. Ellsworth karakter kazandırıyordu Carmella. Ya onun öncesi de var. Hani Nikki Bella ile girdikleri feud da gerçekten başarılıydı Carmella. Ring dışında promo kalitesi olarak ya da hani çıkardıkları maç kötüydü ama senaryonun bir kalitesi vardı. İzlenebilecek bir yanı vardı. Şimdi senaryosu da yok. Senaryoya girse seyir zevki de düşük gibi görünüyor Salih. Ya şöyle bir şey olabilir, pardon. Hani çantayı bilerek kaybettirebilirler başarısız bir keşin. Oradan böyle bir aykırı bayan imajıyla belki bir şeyler yapabilir diyeceğim de Carmella için. Mesela sağ sola saldıran dominant bir karakter çizse belki öyle toplar imajını. Şu an hani iyice kendini bitirdi yani. Kaybettirseler şimdi kaybettirmezler miydi zaten yani? Yani o kemeri kazandığı zaman ne olacak? Abi hiçbir şey bilmiyorum yani şu an. Evet, Lanetic final mı demiş. Carmella'nın yeni tismaşır olduğunu düşünüyorum. WWE artık Carmella'ya öyle book vermez. Yani ring içinde güreştirmez demek istemiş. Kadın Carmella kadınlar devrimi karşıtı bir karakter ile ancak karizmasını toplayabileceğini düşünüyorum. Yani kadınlar devrimi karşıtı bir erkek olabilir. Bence bir kadın olmaz yani Beyazıt. Efendim? Rusev bir ara öyle yapıyor. Ha ya. Rusev aynen. Alın devriminizi başınıza çalın tarzı güzel sözler söylemişti. Hatta çok güzel bir segment. Roman Reigns, Rusev gelince Roman Reigns gelmişti. Sasha ringdeyken bakışlarıyla Rusev'i ringden uzaklaştırmıştı falan. Roman Reigns'in tam top zamanları ya. Hiç kem mikrofon falan kullanmadığı zamanlar lan. Kratıyor gidiyor falan. Bakışlarıyla promo keziyor. Evet, Carmella Becky Lynch maçı noktalandı. Kim kazandı bu maçı? Becky Lynch kazandı. Evet. Ardından AJ Styles kendisine promo kesen, Raw'dan konuşan isme SmackDown'dan cevap verdi. Ya ben bu free agent olayını açıkçası anlamadım sevgili arkadaşlar. Ya şimdi John Cena tamam, Raw'da olma hakkı var. SmackDown'da da olma hakkı var. Ama SmackDown'daki kemer için tutup Raw'da konuşuyor. Yani
bir face to face göremedik mesela. Hani son hafta. Siz chatbox'taki arkadaşlar ve neler düşünüyor merak ediyorum. Salih. Oldu bitti getirdiler yani. Ya her şey... Evet, her şey oldu bittiye geldi işin kötü tarafı. Yani onu da konuşacağız tekrar. John Cena'nın bu maçta şansını da değerlendireceğiz. Ne olabilir de değerlendireceğiz. Ama hani Six Pack Challenge yaptın ama bir haftada resmileştirdin. Ve SmackDown'da bir haftada işlendi bu konu. Bu çok ilginç. Ne diyorsun sen, Taner? Ya ben şöyle başlayayım. Şimdi düşünsenize, Free Agent bir eleman geliyor. Universal Title için SmackDown'dan promo kesiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Hayatta olmaz. Ama WWE Title için böyle bir şey olabiliyor. Bu neden? SmackDown'ın gördüğü üvey evlat muamelesi her yerde yani. Efendim? Ya, acayip ya. Bu Free Agent olayı sadece bence Cena'ya özel olacak. Ben birkaç yılda böyle bir olay olmaz. Sadece Cena'ya özel olur. Yani bence adam bunu Randy Orton da yaptırtır kendine. Tabii o hiçbir zaman Cena'nın altında kalmak istemiyor çünkü. O Rumble alıyor, o da Rumble alıyor. O hiçbir zaman... Onlara çıkmak istemez yani. Hiçbir zaman egosunu düşürmez zaten. Belki yani Orton'da olabilir. Yani çok saçma geliyor bana. SmackDown'ın gerçekten kalitesi yerlerde ya şu an. Maalesef yani bir haftada kemere tamam fırsatlar diğer okey bebeğim. Ama bir haftada kemer feyduna sokup diğer hafta Raw'dan cevap verince baba ne oluyor ya diyor adam. Lanet abi keşke diyor şu Baron Corbin'in keşke başarısız olmasa mıydı keşke ya. Keşke ya. Wow, o kadar acele etmeselerdi. Şu an tam tadında var ya, tam tadında. Lanet phenomenal demiş. John Cena'nın prime dönemine geçtiğini açık açık göstermeye çalışıyorlar. Ya canım bunun açığı kapalısı mı kaldı? Adam zaten bir... Bakın gençler, YouTube'daki arkadaşlar. Üç isim sayacağım size. Mahal, Ziggler, Corbin. Bunlar olmasa SmackDown şu hayatta izlenmez, bak açık söylüyorum size. Ben izlemem yani. Ben şu an şu üç adam için izliyorum yani. Kuzey demiş. Sıkıldık abi bak. Sen sıkılmadın mı? Kevin Owens'tan Sami Zayn'e sıkılmadınız mı? Ben çok sıkıldım abi. Ya bak bütün şovu Kevin Owens, Zayn'in ağlaklıklarıyla dolduruyorlar. Yetmiyor. Ağlamaları yetmiyor. Bir de ana senaryoları bunlar bu iki ismin üzerinden kurguluyorlar. Ediyorsun kardeşim. Bu federasyonun elinde güreşçi mi yok? Hayır canım, trilyon tane var. Hani sanki tek bu iki isim varmış gibi bu şekilde senaryoların kurgulanması bence de çok sıkıcı. Ya sanki böyle arka alanda Road Dogg'la bunlar buluşuyor. Şimdi Kevin Owens'la Zayn diyor ki böyle böyle yapacağız diyor. Her şov aynı şey. Geliyorlar main event'te birbirine ağlaşıyorlar. Shane McMahon bölüyor bir şeyler diyor. Daniel Bryan geliyor onda didişiyor. Hep aynı ya. Abi Raw toparladı. SmackDown geriye düşüyor ya. Ben anlamadım yani. Ben üzülüyorum ya SmackDown'cı biri olarak. Her zaman SmackDown'ı severim yani. Raw'dan da çok severim. Hani üzülüyorum bu duruma yani. Evet, Kuzey demiş. Free agent kavramının kullanılması iyi ilgi çekti ama suyunu çıkarmadan kardeş sakin bir sınırları olsun. Roman free agent olsa bu işin SmackDown'a çıkıp ulan bırak kemerini alırım der miydi? biz de ondan bahsediyoruz Kuzey. %100 katılıyorum. Ya ayrı bir pencere parantez açacak olursak ya bu feudu eğer bahsedilen Undertaker Cena feudu olursa SmackDown'da işlemek için böyle bir yola başvurdular. Ya da bu bir saçmalık. Yani inşallah bahsettiğim ilk ihtimaldir. Salih. Ne adamı? Cena diyorduk. Cena'nın diğer brand'den AJ Styles'a seslenmesi. Düşünemiyorum yani. Neyse yapsa. Evet. Ege yayına gelebilirsin. Mahal özellikle kendini çok geliştirdi demiş. Katılıyoruz. O zaman ufaktan main event'a geçelim. Ama AJ Styles'ın biraz sözlerinden bahsedelim. John Cena'nın gaflarına dem vurdu ve bunlarla biraz dalga geçti. John Cena hani bilerek mi gaf yaptı yoksa senaryoya malzeme edilmesi için mi böyle söyledi? Bunu bilmiyorum. Ben açıkçası bilerek söylediğin kanaatindeyim. Fakat gerçekten gaf da olabilir. Sen ne diyorsun Taner? Tahminin ne?
Ya bence de bilerek söyledi de ben Edge Styles'ı seslenmek istiyorum. Hani oradan oraya Brent Lambert'e sesleniyor. Ben de buradan Amerika'ya sesleneyim bari. Abi Jinder Mahal'dan kötü bir reyni var. Ben açık konuşayım. Hı-hı. Leş bir reyni var. Kemeri salsın abi Rob'a geçsin bence. Ya Edge Styles'ı ben izlemek istemiyorum abi Smackdown'da ya. Abi, baymadım. Ben çok baydım adam. Rakip yok. Rakip adamın karşısında kemer kaybedebileceği rakibi yok ya. Abi ne güzel Baron Corbin var, değerlendirmiyorlar ya. Ya Baron Corbin bak şu an Dolph Ziggler var ya. Dolph evet. Ziggler şu kemeri alsın. Yemin ederim 3 rating yapar. Ya Baron Corbin de hani tam olacağı zamanda bakıyorsun olması için hani bir şans yok elinde. Her şey müsaitti. Her şey müsaitti bence. Maalesef. Ama yapmadılar yani. Maalesef. Alın AJ Styles'ı başınıza çalın yani. Evet, AJ Styles Dolph Ziggler'la maça başlıyor. Tam şovu çalacak maç bu. Evet, güzel gidiyor derken büyük bir sürprize karşılaşıyoruz. İlk önce birebir maçı değerlendirelim. Ben açıkçası Dolph Ziggler'ı çok ring içinde hazır gördüm. Hem fiziksel olarak hem de o tempoya ayak uydurabilme açısından hem de senaryoya, feud'a kafasını vermesi bakımından Dolph Ziggler %100'ünde. Bilmiyoruz. Belki de Dolph Ziggler'ın bu %80'i ya da %120 olabilir Dolph Ziggler'ın performansı. Fakat şunu değinelim, şuna değinelim. Ziggler gerçekten ben 8, 9, 10, 10 senedir WWE izliyorum. Ziggler bu kadar top seviyede hiç görmedim. Buna bir parantez açmak gerekli diye düşünüyorum Salih. Ben de aynısını düşünüyorum. Keşke maçı temiz bitirselerdi. Evet. Sen ne diyorsun Ziggler hakkında Taner? Rey Mysterio gibi ya. Kariyerin en iyi fizik dönemini yaşıyor. Ben hani şu an Ziggler'ı en üst seviyede görüyorum. Yıllardan beri böyle görmemiştim. O muhteşem keşinde bile böyle görmemiştim. Hı hı. Saçlar, maçlar, attires falan. Ya giydiği pantolon ya her şey tam tamına şu an tam top seviyedeyim diye bağırıyor yani bu adam için. Tibiner oynuyor şu an zaten. Çok da iyi yapıyor bu işi. Evet. Katılıyorum. Demiş Lantik Finamlu. AJ Styles neden farklı gimmicklere bürünmüyor aga? Ya düz face ya da düz heel. Bir tek Aces'in en Ace'e karşı takıldığı Lone Wolf karakteri var. Evet. Tamam iyi face, kaliteli güreşçi ama bu karakterin sıktığını herkes biliyor yani. Şunu bir kabul edelim. AJ Styles yetenekli bir güreşçi. Fakat şu an federasyonun 5 sene önceki haliyle yorumlayacak olursak, 6 sene önceki haliyle yorumlayacak olursak yeni John Cena'sı. Bunu kabul edelim. Ring içindeki güreşi sade olsa John Cena'dan farksız olurdu. Ne diyorsun Taner? Ya bence de öyle. Şöyle bir şey var. Bence AJ Styles şirket bence şöyle düşünüyor. AJ Styles bizim için hiçbir zaman bir numara olmayacak ama bir numara kadar etki yapmaya çalışacak diye bence programlamışlar AJ Styles'ı. Hı hı. Ya bu adam bence şu an şirketin arka tarafına baktığımız zaman Roman Reigns'ten arkasını gel. Yani Roman Reigns'in arkasında gelir. %100. Bence de öyle olması lazım. Ya zaten posterlerde bile bunu anlayabiliyoruz. Aynen. Aynen. Ya AJ Styles bence bu saatten sonra Beyazıt'ın dediği gibi Monster Heel hayatta olmaz. Bu saatten sonra ben sanmıyorum. %100. Heel olsa bile. Ama AJ Styles'e çok güzel bir face underdog senaryosu gider bence. Ama underdog olacak. Daniel Bryan tarzı. Çok güzel gider AJ Styles'e bence. Evet, Ziggler harbi çok acı çekti. Adam Money in the Bank taşırken bile Cena'dan dolayı emanet gibi taşıdı Money in the Bank'i. İlk defa Ziggler'ın bir acısına ortak oldum demiş. Ziggler Taner'in de bahsettiği gibi gerçekten top seviyede. AJ Styles'ı da konuştuk. Ardından Shane McMahon maç ayarlıyor. Sami Zayn, Kevin Owens'ın girişinden sonra. Corbin'in de maça dahil olduğunu söylüyor ve Fatal 5 Way mücadelesi seyrediyoruz. Evet, John Cena'sız Fastlane. Sevgili Salih. Spoiler vermedi yani şu dakikada. Anlamadım. Tekrar söyler misin? Spoiler verdi.
Fastlane'den. Ha, sen John Cena kazanacak diyorsun. Yani. John Cena kazanacak ya da AJ Styles koruyacak ya. Bana da bu maç bana John Cena kazanırdan başka hiçbir ihtimal göstermedi açıkçası. Chatbox'a da sormak istiyorum. Ne bu main event hakkında ne düşünüyorsunuz? John Cena'sız Fastlane hakkında ne düşünüyorsunuz diye sevgili Taner. Yani ben Cena'nın kazanacağını düşünüyorum ama şöyle bir şey var. Abi Nakamura nerede? Arka alanda gözüküyor eyvallah da bu adama niye Royal Rumble verdiler? son yılların en berbat kararıydı bence. Sadece Dream Match için böyle bir Royal Rumble harcadılar ya, daha da hiçbir şey demiyorum yani. Abi gerçekten üzücü. Bak gerçekten üzücü. Ben Sheamus ilk Rumble kazandığı zaman baba siz kafayı mı yediniz, delirdiniz mi deyip isyan etmiştim. Fakat Sheamus'ın bir süre sonra SmackDown'daki hareket getirdiği hareketliliği görüp dedim gerçekten haksızmışım, yanlış düşünmüşüm. Sheamus ilk Jericho'yu eleyip Rumble winner olmuş dedim. Ancak Nakamura'ya bakıyorum, 0 artı 0 eşittir Nakamura. Ya dalga geçiyorlar resmen ya. Abi Alberto Del Rio'nun Royal Rumble WrestleMania'sı bile 1000 kat daha iyiydi ya. 2011'de kazanmıştı galiba. Yanlış ya Albert bir heyecan getirmişti. Bir senaryoya girmişti. Bir cat vurmuştu. Ama ben WWE Championship'te Nakamura'nın one on one maça çıkacağını düşünmüyorum abi. Çıkmasın bu, zaten ya. Bu adam ne promo kesiyor, ne ring içinde fark yaratıyor ana kadroda, ana roster'da, ne de enerjisi arenayı ayağa kaldırıyor. Ya ben eminim ki bu kararı Vince McMahon vermiştir. Japon pazarını oynayalım diye bu adama kazandıralım demiştir. Çünkü büyük kararlarda hep onun son sözü geçiyor. Ya Vince McMahon'ı çok severiz de yanlış yapmış ya. Ben hani keşke başka birisi kazansaydı. Abi ben senaryo oynayamayan adamın tutup da hani gerçekten Rumble winner olması. Tabii da... canım ben ring içi izlemek istesem sadece gider başka şirketlere izlerim yani. Ben senaryo görmek istiyorum ya, abi. Hadi ring içi de hani biz senaryo yorumlamak için burada bir şeyler izliyoruz zaten. Nakamura'da bir albenisi olan ring içi olsa da keşke konuşsak, ana roster'da onu da göremiyoruz. Salih. Rusev'le atışıyordu ya. O komikti ya. Ya Rusev'e bir daha serenat yaptı değil mi orada? Daha çaresizlik adamı ya komikti. Ya geçen hafta Rumble şampiyonumuz Aiden English ile maça çıktı. Çok ilginç. Utanmasa Santino Marella ile çıkacak ya. O derece. Evet, main event sürpriz bir sonla bitti. Zayn bir Helluva kickle, ayak darbesiyle diyeyim. YouTube'daki seyirciler, dinleyiciler için olması pinledi ve kazandı. Maç sonunda bir röportaj gerçekleşti. Çok ilginç bir şekilde bir hafta sonrasının röportajını, tabi araya Fastlane girdiği için hemen maç sonunda gerçekleştirmek durumunda kaldılar. Neden diye sordular. Kevin Owens da her zamanki o ezik görüntüsünü, Kevin Owens diyorum, Sami Zayn de her zamanki o ezik görüntüsünü, Kevin Owens'un arkasında kalmış karakter izlenimini bize çok iyi yansıtarak en iyi performer olduğundan vesaire bahsetti. En iyisinin kim olduğunu gösterdiğinden bahsetti. Ve işler sarpa sardı. Ben WrestleMania'da Sami Zayn'le Kevin Owens'ı artık karşı karşıya geleceğinden emin gibi bir şeyim. Sevgili Taner. Orası öyle de şimdi kemersiz olacak bu mücadele büyük ihtimal. Kemersiz bir mücadele ne kadar ilgi çeker? Orası muamma. Bari contender maçı olsaydı. Öyle ayarlasalar keşke. Yani Sami Zayn beta erkek ya. O adam beta. Ne kadar alfalı tarzı tarzısın olmuyor yani o Sami Zayn için. Abi Kevin Owens böyle... O karakteri de çok iyi oynuyor ha. Gerçekten iyi oynuyor. Aynen iyi oynuyor. Ama işte Kevin Owens'ın da imajının değişmesi lazım. Ben hatırlıyorum bu adam SmackDown'a kafa atmadım abi SmackDown'da. Geçen ay mı ne? Şimdi ne yapıyor bu adam? Kafa yiyor herkesin. Ya gerçekten çok saçma ya.
Bak Main Event güzeldi, lafım yok ama hani kurtarmıyor abi, kurtarmıyor. Evet. Siz SmackDown'ı izlerken ben acı çekiyorum. Çiçek taksi desem daha da çok keyif alırım ya. Lunatic Finn... Oynarken izliyorum. Lunatic Finn Humble demiş. Aga biz gömüyoruz da Nakamura çok seviliyor yurt dışında. Ya öyle bir şey yok yani. Ring'e girerken müziğinin söylenmesi sevildiği ya da daha doğru tabiriyle seyir zevkinin olduğu anlamına gelmiyor. Hani biz sevilmiyor da demiyoruz. Seyir zevki yok diyoruz yani. Ben açık söyleyeyim, Nakamura'ya saygım var ama ben sevmiyorum Nakamura'yı. Niye sevmiyorum? Ben o mikrofonun alev almasını istiyorum abi. O mikrofonu alev alacak. Almıyor, alev almıyor. Alev aldırtıyor kendisine boş yere. Yani utanıyorum ben izlerken bu adamı. Yani ring içine lafım yok. Çok büyük bir güreşçi de olabilir. Ama bana hitap etmiyor yani bu adam. Evet, Sami Zayn ringde büyük bir sürpriz yapıp maç kazandı ve en büyük sürprizi de bunu kankasına yaparak oldu. Salih, ne diyorsun? Bence bu Sami Zayn'in son şansı yani. Karakterini toparlayamadı. Başa döneceğiz yani. Valla ben bu verilen ikinci adam rolünü az önce Taner'in de söylediği gibi ona verilen beta erkek rolünü çok iyi oynadığını düşünüyorum. Bilmiyorum, bence çok başarılıydı bu feyutta. Bir erkek olmasını istiyorum o yüzden. Yoksa haklısınız yani. Ya Sami Zayn hani bir Rey Mysterio gibi abi. Yani daha doğru söyleyecek olursak Rey Mysterio tarzı bir güreşçi olduğunu düşünüyorum. Hani ana kemer şampiyonu olur ama ses getirmez. Ama sevilir. Bana öyle bir izlenim veriyor açıkçası. Bu haftanın SmackDown'u da böyleydi. Demek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Yani radyoları özlemişim. Geleceğim artık. Ben evet, pazar ara günü, vermiştim. Pazar günü 22.00'da Fastlane radyomuz olacak. Canlı bir şekilde Fastlane değerlendirmesini evet yapacağız. SmackDown'u 5 üzerinden değerlendirelim. Salih? Ya pardon. Evet. Bir şey diyordun. Taner. Taner. Sesim geliyor mu? Geliyor. Yani Salih bence büyük ihtimal Main Event üzerine 3 verdi değil mi? Main Event kurtardı bence çünkü bu. Ben de o yüzden 3 veriyorum. 1. Evet. Bir ve Fatih. O ses nereden çıktı? Hoş geldin Fatih. Kapatıyoruz. Ben de 3 veriyorum Main Event hatırına ama pazar günü görüşürüz gençler. Pazar günü 22'de yayınımız var. Evet, Lunatic Finn Humble demiş son olarak. Sami Zayn'in bir süre sonra Steve Austin gibi bir kafayı yeme senaryosu geçireceğini. Öyle bir şey yok abi. Kapat kapat. Sayın Gür bu kapat, arada kapat, şey duyurdunuz kapat mu YouTube'dan? Neyi duyurduk bu? Jamokai. TPW 31 Mart'ta hep beraber buluşacağız arkadaşlar. 25. Jamoko da geliyor. Survivor Hasan var ya, o da geliyormuş işte. 25 kişi Hasan Yalnızoğlu. 25 kişi dinliyor bizi şu anda. TPW'da Güreş Türkiye olarak bulunacağız. Kendinize iyi bakın dostlar. O zaman pazar günü 22'de Fastlane Radyosu'nda canlı değerlendirmede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.